Ve şimdi telefon attığımızda Nihat Genç var değerli izleyiciler. Yazar Nihat Genç, aynı zamanda Ulusal Kanal programlarından da tanıyorsunuz. Nihat Genç, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet Sayın Genç, neler söyleyeceksiniz bu son alınan kararlar ve bu millette nasıl bir yansıma yapar sizce? Ya şimdi bu kararlarla bunlar kendilerini Türkiye ve dünyaya rezil ettiler. Yani dünyada herhalde ilkokulda okuyan insanlar var, okuma yazma bilen insanlar. Ve bunun altından kalkamazlar. Bu kendini ılım İslam diyen, bu partiye oy veren, bir şeyh ve bir lidere kul köle olmuş insanlar. Yüz binlerce, bak on binlerce yıl geçsin, bu facianın altından kalkamazlar. Ve bunun da hesabını biz bunlara ödeteceğiz. Bu saatten sonra onlara huzur yok. Bu insanlık davasıdır, bu bir hukuk davasıdır. Hukuku öğrenene kadar bu insanlar, insanlığı öğrenene kadar... Ya bu hesap görülecek bu ülkede. Dalga geçemezler. Bu ülkede okumuş yazmış insanlara dalga geçemezler. Deniz Yıldırım orada bir kaset, bir gazetecilik yapıyor. Sen buna gidip 19 yıl ceza veriyorsun. Daha nicesi. Tuncay, öbürü. Kimsenin hukuku masal gibi böyle şeytani bilmem nelere çevirme hakkı yoktur. Biz 5 senedir bu davada, 5 senedir herkes avukatla hukuk mücadelesi verdi. Herkes avukatlarla konuştu. Kimse de bir şeyi yıkmadı, kırmadı. Kimse de elini bir şeye getirmedi. Ve yaptıklarına bak. Şunu demek istiyorlar. Siz barışçıl ve hukuk mücadelesi veriyorsunuz. Bunu bırakın. Siz yakmayı yıkmaya başlayın. Suç oluşturun yani. Türkiye bakın yaptıkları budur. 5 seneden beri yapmaya çalıştıkları da budur. İsrail orada duruyor. Etrafına bak. Suriye iç savaşın içinde. İçinde. Tam içinde. Mısır eşiğinde ve bizi de oraya götürmek istiyorlar. Zaten 6 yıldır da tezgahlanan da budur. Ebedi bir huzursuzluk olsun. Ebedi bir iş karışıklık olsun. Türkiye, Irak, Afganistan ve benzer coğrafyaların içine dönsün. Bunu başaramayacaklar. Çünkü Türkiye'nin bir yarısı okumuş yazmış insanlar. Gezi eylemlerinde gördük. Adana'sı, Bursa'sı, İzmir'i. Çoğunluğu hukuka saygı duyan modern insanlar, aydınlık insanlar. Bu insanları paniğe sürükleyip, bu insanları işte öfkeye sürükleyip başka bir şey istiyorlar. Yani bu kararların arkasında bir şey var. Bize şunu diyor, öfkelenin, sokağa çıkın, kırın. Başka bir şey yapmayı istiyorlar. Bir de işte şöyle işte bütün bunları ağır ağır cezaları verelim. Nasılsa 2 gün, 3 gün sonra Afon'un affı gündeme gelecek. Bunu takas yaparız. Lan bu insanların kılını takas yapar mıyız be? Kılını. Ve bu adamlara bundan sonra bayram yok, huzur yok, gün yok hiçbir şekilde. Hukuk önünde hesap verecek. Dalga geçmeye hakları yoktur. Hukuku bir masala çevirmeye hakları yoktur. Hukuku kendi şeytani planlarıyla oynatmaya hakları yoktur. Hepimiz okuma yazma biliyoruz. Hukuk dediğin şey kanıttır. 5 sene orada durdun. 5 sene bana bir kanıt getiremedin. Tuncay niye içeride bir kanıt göster? Demokrasi çek ne içeride kanıt göster. Bir kanıtları yok. Kanıt olmadan hukuk olmaz. Bunlara hukuk öğreteceğiz. Bunları bu toprakta yatacak mezar bulamayacak. Çocukları da bulamayacak. Sen kimle dalga geçiyorsun? Hukuk senin babanın oğlu. Binlerce yıl insanoğlu doğuda batıda mücadelesini vermiş. Siyasetinde Fransız ihtilalleri, Rus ihtilalleri, sokak kavgaları, sendikalar. Kavga vermiş bir hukuk ortaya çıkarmış. Ve sen geliyorsun bir şeyin mülükleri, bir şeyin etmeye bağlı adamları bununla bizimle dalga geçiyorsun hukukla. Hukukla sana kimse dalga geçmez. Ne dünya ne de biz. Bundan sonra bu sokaklarda bu insanlara hukuk öğreteceğiz. Evet. Ne bu ya? Dalga geçiyorlar dünyada hepimizde bir dalga geçme. Bir de kalmışlar arkalarına entegre televizyonunu, CNN'ini, öbürünü. Orada hala kalkıp diyor ki rahatlığı için bunlar öldürdü. Daha dün işte herkes mukayese etsin. Herkes mukayesesini yapsın. Hrant Dink davası görülmedi mi? Kimler yaptı ortaya çıkmadı mı? Onlara verilen cezalar devletin elemanları hepsini tahliye ettiler ya da savuşturdular. Hrant Dink'i öldürmüşler. Kendi adamları ortaya çıktıkları yok. Kullandıkları ajanları da işte dışarı çıkartmışlar. Ve şimdi burada bu kadar insanı 5 yıl içeride tuttular. Ne bir bombası var ne bir bilmem neyi var. Bizimle güya dalga geçiyorlar. Ben size söylüyorum. Bunlar dünyaya rezil oldular. Ve bu rezilliği de gittikçe katleşeceğiz. Ve her gün göğüs göğüse artık bundan sonra. Göğüs göğüse. Sen kimsin? Gelmişsin bu ülkenin bu kadar okumuş yazmış insanı var. Dalga geçer gibi şeyler veriyorsun. Cezalar veriyorsun. Ben bunu kabullenmiyorum. Artık ebedi bir kavga başlamıştır.
ebediyen sonsuza dek ölene kadar bu kavgayı vereceğiz bu insanlara karşı. Hukuk öğreteceğiz. Evet. Babalarının malı değil, babalarının çiftliği değil. Bizi köle gibi göremezler. Orada sorumlu insanlara ölüm gibi davranamazlar. Buna müsaade etmeyeceğiz. Kimse. Neyse nereye giderse oraya kadar gidecek. Sen kalkmış hukukla dalga geçiyorsun. Kim pişmiş demiş, kim yapmış tezgahı artık herkes biliyor. Bu topraklarda hepiniz göreceksiniz. Bunlara bayramda da huzur yok. Hiçbir şekilde de huzur yok. Daha düne kadar bir yılları var diyordum. Şimdi bir yıla demiyorum. İki ayları yok bunların. İki ay. Ekim'de kendisi orada bir tren açacakmış. Açılış yapacakmış. 29 Ekim'de. O treni açacak vakti olmayacak Tayyip Bey. Bunu buradan söylüyorum. Yazın bir kenara. İki aylık vakitleri kaldı bunların. Böyle dalga geçer gibi hukukla 5 yıl yüzlerce avukat, binlerce bilim enstitüsünü devreye sokup her türlü balistik incelemeler yapılıyor, geçiriliyor, çalışılıyor. Bir kanıt koyamıyorlar ve ondan sonra masal gibi. Masal 200 yıl, 500 yıl. Çocuk bir kaset yayınlamış demiş, sevimizin arkadaşı. Daha nicesi. Bunlara bunun hesabını bu halk verecek, bizler vereceğiz. Biz de bu halkın yazarıyız. Dilimiz döndüğü kadar, gücümüz yettiği kadar artık sokaklardayız. Bu savaşı sonsuza kadar göğüs göğüse de götüreceğiz. Evet, bu ülkeye böyle şey gibi ayırılan başkesin olmuşlar ve bizlere de köleleri ve rehinleri kabul ediyorlar. Buna müsaade etmeyecek bu toprak. Bu toprak müsaade etmeyecek. Son günlerini yaşıyor diyorum. Daha şimdiden bugünden bütün dünya rezil oldular. Katmerleşecek bunların rezilliği. Bu boynumuzu bunlara teslim etmeyeceğiz. Onlar karar veremeyecek bizim cezam. Hapsinize, ölümümüze onlar karar veremeyecek. Biz vereceğiz kararı. Biz öleceksek kendimize biz vereceğiz kararı. Bir şey ve bir lider arkasına bilmem hangi güçleri almışlar. Türkiye'nin aydınlarına, stadyumlarına, meydanlarına nara atarak, dalga geçerek ve hepimizi de köle yerine koyarak kararlar alıyor. O kararları hepsine yutturacak bu halk. Önce insanlık, sonra da hukuku hepsi öğrenecek. Buradayız. Hepimiz buradayız. Göğüs göğüse, sonsuza dek, son günümüze dek göğüs göğüse savaşacağız bunlarla. Hepsini hukuk öğreteceğiz. Söylemek istediklerim bunlar. Çok teşekkürler Nihat Genç. Çok sağ olunuz. İyi akşamlar diliyoruz efendim. Sağ olun, saygılar sunuyoruz. İyi akşamlar.